Evet gençler, bu soru da internetteki matematik bölümünün arşivinden Mat 153 sınavının ikinci vize sorularından bir soru. Malum bu dönem bir vize ve bir final yapıyoruz. Dolayısıyla ikinci vizedeki soru tiplerinden çıkabilir. İPS'imizde de zaten böyle sorular var. Siz çalışıyorsunuz. Arşivde olduğu için şu soruyu çözmek istedim ben arkadaşlar. Şimdi bir kural hatırlattım. Mat 153'ten de biliyorsunuz. Bir fx fonksiyonun sürekli olması için o fonksiyonun o noktaya olan limitinin tanımlı ve bunun fonksiyonun görüntüsüne eşit olması gerekiyor. Şurada biz yanlış şunu yazmayı unutmuşuz. F'te AB diyelim arkadaşlar. Hatta silelim. Sözlü olarak söylediğim şeyi yazılı olarak söylemiş olayım. Şimdi tabii burada x ve y multivariable var. Çok değişkenli fonksiyon. X, y'ler değişkenlerimiz. Fx, y fonksiyonunun a virgül b noktasında sürekli olması için if and only if gerek yeter şart fx, y fonksiyonunun x, y a, b'ye giderken çıkacak olan limitin neye eşit olması arkadaşlar? F'de A virgül B'nin görüntüsüne eşit olması gerekiyor. Şimdi bizim sorumuza bakarsanız eğer f fonksiyonunun sıfıra sıfırdaki görüntüsü 1 zaten. Yazıyorum. F'de 0 virgül 0 eşittir 1 verilmiş. Is given diyorum. Dolayısıyla bize limite bakmamız gerekiyor. Yani limit f x virgül y fonksiyonu x ve y nereye giderken arkadaşlar? A virgül B'ye yani 0 virgül 0 çünkü 0 virgül 0 da soruluyor. Şöyle isterseniz buraya A, burası B diyebilirim. Dolayısıyla bu fonksiyona baktığımız zaman arkadaşlar limit tanımından hani x'in 0'a gitmesi veya y'nin 0'a gitmesi ne demek? X'in 0 olmadığı, x'in 0'a sağdan ve soldan yaklaşması, y'nin 0'a sağdan ve soldan yaklaşmasıdır. X'in 0'a sağdan ve soldan yaklaşması şu mu demek? X ve y'nin sıfır olmaması, sıfırın sağında veya solunda herhangi bir reel sayı olması. O da şu fonksiyonda, piecewise defined fonksiyonu yani parçalı fonksiyonda hangi kısımdır? Tabii ki birinci kısımdır. Dolayısıyla bu fonksiyonun limiti arkadaşlar ne olacak? Limit x virgül y 0 sıfıra giderken arkadaşlar birinci kısım olacak. Yani sinüs x y olacak. Biz bu limiti nasıl hesaplarız? X ve y yerine 0 yazarız. Bu da sinüs 0 çarpı 0 yani sinüs 0. Sinüs 0 da 0'dır. Evet limitimiz 0. Fonksiyonun görüntüsü 1. 0 eşit değildir 1 olduğundan arkadaşlar our function is not continuous at 0 0 diyebiliriz. Bilmiyorum anlaşıldı mı? Tekrarlıyorum. Bir fonksiyonun sürekli olabilmesi için limitinin olması ve sürekli olduğu noktadaki görüntüsüne eşit olması gerekiyor. Matematik 153 derslerinden bunu öğrenmiştik. Şimdi Mat 154'te de x ve y şeklinde iki tane variable'ınız olduğu zaman fx, y fonksiyonunun a ve b gibi herhangi noktada sürekli olması için gerek yeter şart fx, y fonksiyonunun a virgül b'ye yaklaşırken oluşacak olan limitin fonksiyonun o noktalardaki görüntüsüne eşit olmasına gerektirir. Dolayısıyla bu şekilde soruyu çözersek görürüz ki fonksiyonun limiti sıfırdır. Fakat fonksiyonun görüntüsü 1'dir. 0 1'den farklı olduğu için 0 1'den farklı olduğu için arkadaşlar bu fonksiyon sürekli değildir demiş olduk.